Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler ve ardından kulüp takımlarımıza geçelim. Fenerbahçe Los Angeles Futbol Kulübü'nden Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada kulübümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego ifadesi kullanıldı. Uruguaylı futbolcu Sarı Lacivertli kulüpte 9 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu. Son olarak Diego Rossi'yi transfer eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Salzburg'da forma giyen Mergin Berişe ile anlaştı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mergin Berişe sarılı acvertlere imza atmak üzere kulüp binasına geldi. 23 yaşındaki Mergin Berişa Geçtiğimiz sezon Avusturya ekibiyle çıktığı toplam 42 maçta 22 gol 14 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. Yüksek boyuna rağmen top hakimiyeti ve bitiriciyle dikkat çeken Mergin Berişa attığı gol ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Salzburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mergin Berişa'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Fenerbahçe hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe orta saat transferinde bitirdi. Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı lacivertler, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi. Geçtiğimiz sezon Köln formasını 12 maçta giyen Meyer, toplamda 425 dakika sahada kalmıştı. Rogon'un menajerliğini yaptığı oyuncunun Sarı imza atacağı belirtildi. 10 numara, merkez orta saha, ön libero, sol kanat, sağ kanat, kanat bekleri ve forvet arkasında görev yapabilen Meyer tam anlamıyla bir joker önce olarak değerlendiriliyor. Şarkede 192 maçta 22 gol 23 asist, Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergilen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skoru etki edemedi. Fenerbahçe'den Okay yokuşu bombası. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Okay Okuşlu. Sarı Lacivertlerin 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu Seltevigo'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için menajeri altı parmak ile temasa geçtiği iddia edildi. Forma giyemediği İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayan Kanarya'nın UEFA'ya bugün verilecek futbol listesi öncesi işi bitirmeyi hedefliyor. Bu arada Uzun süre Galatasaray'ın gündeminde olan Oku için dün bir açıklama yapan menajeri Batur Altıparmak Galatasaray'dan teklif almadık ifadelerini kullandı. Celta Vigo'nun bu sezon La Liga'da oynadığı 3 maçta da kadroya alınmayan Okay, 2020-2021'in ikinci yarısına da İngiliz ekibi West işte kiralık tamamlamıştı. Celta ile La Liga'da 12 maça çıkan 27 yaşındaki ön libero, Premier Lig'de ise 12 karşılaşmada forma giydi. Fenerbahçe Latin sabek geliyor. Fenerbahçe sağ kanat pozisyonu için Fabrizio Bustos'u düşünürken transferin detayları ortaya çıktı. Vitor Pereira'nın bizzat istediği bilinen Fabrizio Bustos için Arjantinli gazeteci Nelson Lafit paylaştığı bilgilerde Fenerbahçe'nin Bustos'un menajeriyle görüşmeye devam ettiğini kaydetti. Öte yandan Fabrizio Bustos'un kulübü independinin talebi belli oldu. Haziran 2022'de Yıldız ismin kontratının son erecek olmasından dolayı Arjantin kulübünün oyuncusunu bonservisiyle satmak istediği kaydedildi. Bununla beraber Fenerbahçe ile etkililerin Fabrizio Bussos'u cüzi bir miktar karşılığında transfer etmek istediği dile getirilirken anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı. Fenerbahçe Perotti'nin sözleşmesini fezletti. Süper Lig'de milli araya Trabzonspor ile birlikte lider giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi gelecek isimler kadar takımlara ayrılacak olan isimlerin de merak edildiği sarılaycı civertlerde ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Kanarya'da Samatta ve Lemos kiralık olarak takımlara ayrılırken sakatlıklardan dolayı bir türlü forma şansı bulamayan Diego Perotti'nin de sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şöyle. Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz denildi. Ardından Perotti'den flash bir açıklama geldi. Arjantinli futbolcu Sarı Lajvert kulübün sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya şimdi her konuda doğruları söylemekte özgürüm yorumunu düştü. Diego Perotti Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabına yaptığı yorumun ardından bir açıklama daha yaptı. Tecrübeli oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada yakında olan bütün gerçeği anlatacağım ifadesini kullandı. Fenerbahçe savunmaya duvar örecek. Süper Ligi 3'te 3'te başlayan sarı lacivertlerde milli arada hazırlıklar sürerken transfer çalışmalarında sona gelindi. Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe gözünü yarına çevirmiş durumda. UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu bildirecek olan sarı lacivertler 3 transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, Forvet, Orta Saha ve Sol Kanat için arayışlarını sürdürdüğünü açıklarken Fransa'dan flash bir transfer iddiası geldi. Takvim haberine göre Fenerbahçe Valencia'nın savunma oyuncusu Mukhtar Diakbi için girişimlerde bulunuyor. Sarı lacivertlerin 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mukhtar Diakbi son zamanlarda gözden düşmüş durumda. Bu sezon 3 maçta sadece 9 dakika forma giyebilen Gine asıllı Fransız Yıldız'ın 3 yıllığa sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Tisseran, Kim ve Zalai'den oluşan savunma hattından son derece memnun olduğu ancak alternatif oluşturmak için Ziyak bir isteyebileceği belirtiliyor. Özellikle Serdar Aziz'in kötü performansı ve kadroda orijinal bölgesi stoper olan başka bir futbolcunun bulunmaması nedeniyle Fransız Yıldız'ın gündeme geldiği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalıp Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyon olacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray son dönemde özellikle genç isimlere ağırlık vermiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler arasında yeni bir savaş çıktı. Halil Dervişoğlu savaşını kaybeden Sarı Lacivertler, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği genç oyuncu Yusuf Barası için devreye girdi. Hollanda ekibi Azi alt altyapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu ile hem Fener hem de Çimbom ilgileniyor. 31 Ağustos Salı günü Sarı Lacivertlerin Halil Dervişoğlu için kulübüyle anlaşmaya varıldığı ifade edilmişti. Halil'i elinden kaçıran Kanarya Yusuf Barasi de hata yapmak istemiyor. Kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barasi forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Genç Yıldız Hollanda Birliği takımının da alt yaş kategorilerinde oynadı. E gelenler var ama ayrılıklar da var. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Sarı lacivertlerde son olarak Samatta Lemos ve Perotti ile yollar ayrıldı. Zanka'nın ayrılığının da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bir süredir Royal Antwerp Kulübü ile görüşmelerini sürdüren Samat bir yıllığına kiralandı. Belçika ekibinin 28 yaşındaki Santrafor için satın alma opsiyonunu da bulundurduğu ifade edildi. Sarı lacivertliler Lemos'un da Belçika'nın Berçot takımına bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu. Perotti'nin ise sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Öte yandan Zanka'yla da yolların ayrıldığının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Talipleri bulunan ve görüşmelerini sürdüren Steven Kolker, Nabil Dirar, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in de 8 Eylül'e kadar başka bir kulübe transfer olması için görüşmeler sürüyor